ama dört tane ya? Var. Çünkü ben Arsel Rezan ve Gökçen oynayacak. Abi. Ama Gökçen'de zaten dokunulmaz. Ben zaten şey değilim ki. Bu hafta zaten girmiyorum. Aa, evet. O zaman ben Gökçen, çok iyi. Arsel... Buraya nasıl çıkacağız? Ya da dörtlü dört. Ama yedi kişi. Sarılacak mıyız? Veya poteye çıkan evet. Dört. Tam benlik bir oyun olduğunu düşündüm açıkçası. Big Brother liderlik görevi için heyecanla bekleyen ev halkına seslendi. Ev halkı. Eleme listesine verecekleri isim üzerine konuşup anlaşarak kural ihlali yaptıkları için Hüseyin, Sinan ve Onur haftanın finalinde eleme listesine doğrudan girdiler. Bu yüzden liderlik görevinde yer alamayacaklar. O ceza yüzünden liderlik bu hafta uçtu gitti benim elimden. Rezan yine haftanın finalinde dokunulmazlık kazandığı için eğer isterse bu görevde yer almayabilir. Ama lider olmak istiyorsa oynayıp oynamamak onun özgür iradesine kalmış durumda. Rezan, liderlik görevinde yer alacak mısın? Zaten potaya girmeyeceğim ve buna diğer arkadaşlarım daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekiliyorum. Dokunulmazlığı aldın, uzun kuru otur. Yok ben işte gerek duymuyorum, arkadaşlarımın daha çok ihtiyacı var. Geç o işleri diyorum Rezan. Geç, sen kimi kandırıyorsun? Bu haftanın liderlik görevi hem çok basit hem de çok eğlenceli. Tabii benim için. Arenada asılı olan borulara el ve ayaklarınızla tutunacaksınız. Boruda en uzun süre asılı halde kalmayı başaran evin bu haftaki lideri olur. Haftanın liderliği için yarışacak isimler borulara sırtları yere gelecek şekilde sarılacaklar. Bu hafta liderlikle birlikte dokunulmazlığa kavuşmak isteyen kişiyi büyük bir dayanıklılık testi bekliyor. Geçtiğimiz haftanın lideri Arsel bir hafta boyunca boynunda taşıdığı liderlik kolyesini kutusuna bıraktı. Bakalım Big Brother evinde 10. haftanın lideri kim olacak? Abi tutunacaktık ya Hüseyin abi. Ellerini böyle sıkıştırdığın zaman Gökçen bu şekilde olacak. Daha iyi kenetleyebilirsin. Yukarıda böyle kenetleyeceksin. Bence eldiven olsun. Da. Hep boynu hayal edin miyim de. Öyle de. Sırtınız yere gelecek şekilde. Abi ya benlik bu ayanda. Dönüyor zaten. Tamam ben böyle bir bineyim sonra ters döneyim. Aa kafan kırıldı. Ben ne yapıyorsun Gökçe? Yetmiyor abi, yetmiyor. At kolum kendine. Yetmiyor. Çok geniş, uzun boylu olmak lazım. Bak kolum kavuşmuyor. Şu ellerinizi şöyle, şöyle gelmiyor mu el? Gelmiyor, ben, gelmiyor, gel. Yetmiyor, yetmiyor, elim yetmiyor. Ben düşerim ya. Abi, elim yetmiyor. Baksana. Elim terliyor benim, ya, bir saniye. Ya Big Brother oynayalım lütfen ya. Eldivenimi takacağım. Ya gittik bedava liderlik gitti yemin ederim. Ya boş ver be kardeşim Allah Allah. Ya oynasaydık işte ne olacaktı ya. Bu kadar ağzını yapardım ben de. Ne oldu ağzınıza girdi. Birleştirildi. Siren sesi duyuldu ve kran krana bir mücadele başladı. Arsel ayağını birleştirmeye çalış. Olmuyor. Vücudunu yakınlaştır. Konuşma konuşma. Karın kaslarını kullan. Karın kaslarını kullanıp yukarıya çek kendine. Aynen vücudunu yakınlaştır birbirini kitle. Arsel boruya tutunmakta zorlanıyordu. Bankta onu izleyen arkadaşları Arsel'e verdikleri taktiklerle yardımcı olmaya çalışıyordu. Kitle ayağını. Nereye kilitliyorsun abi ya? Kitlersin, ucu ucuna getirebilirsin. Aa, çok ağrım ben ya. Gökçen başlangıçta zorlansa da liderliğin getirdiği dokunulmazlık hayaliyle boruya can havliyle sarılıyordu. Karnını yukarıya
çek Gökçen. Aferin. 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 Öyle oynamayayım ben, düşüyorum. Arsel aferin. Görevde beni zorlayan bir kısım oldu çünkü diğer arkadaşlarıma göre benim kol ve bacaklarım daha kısa. Onların boyları benden daha uzun. Bu yüzden kütükleri tam olarak saramadım. Ellerim ve bacaklarım kavuşmadığı için daha sımsıkı sarılamadım açıkçası. Bu oyunda boyun avantaj olduğunu düşünüyorum. Benim de dezavantajım boyumda herhalde. Ben 3 gün dururum burada. Aynen, çok iyisin Arsel. İdil kendi yorgunluğunu unutmuş, Arsel'e destek oluyordu. Aferin aşkım. Hadi Arsel. 2 hafta üst üste olacaksın. İstemiyorum. Büyük bir sessizlik içinde mücadeleyi sürdüren Gökçen giderek yorulmaya başlıyordu. Abi kramp girdi ya. Aferin Arsel. Hayır ya, bana niye veriyorsun, kendine dur. Hayır Arsel, dur. Arsel! Evet. Bırakma sakın. Bırakma. Abi ben dururum da istemiyorum. Bakın, bu hafta ya. Çok Ay, önemli. Arsel. Hüseyin bu zorlu mücadelede Arsel'i bir an olsun yalnız bırakmadı. En önemli haftalardan bir tanesi. Arsel ile Sibel'i düşün. Dayanabildiğiniz kadar dayanacaksınız. Pes etmek yok. Aynen, Arsel ile Sibel'i düşün. Benim için Big Brother evinde oynadığım en zor oyundu diyebilirim. Çünkü gerçekten biri erkek arkadaşım, çok 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 seviyorum. Biri de en yakın arkadaşım. Bir yandan kazanmak istiyorsun çünkü herkes buraya bir amaç için geldi. Ama onlar da benim artık bir parçam oldu. O yüzden Big Brother evinde oynadığım en zor oyundu diyebilirim. İkisi arasında kalmak çok zordu. Gökçen'in liderlik mücadelesinde tek desteği Rezan'dı. Acaba Rezan'ın verdiği taktikler giderek gücü tükenen Gökçen'in mücadelede kalması için yeterli olacak mıydı? Gökçen kendini çek yukarı. Çek. Ya elim kay... Ya. Yapamam ben ya. Bunu yapamam yani. Bacağıma kramp gitti zaten. Gökçen'in düşmesiyle liderlik mücadelesi Arsel ve İdil arasında devam etti. Arkadaşlarımın benim karşımda olması en çok zorlayan şeydi beni. Başka biri olsaydı, yani Sinan olsaydı, Onur olsaydı, Hüseyin olsaydı, Rezan olsaydı daha da dayanırdım zaten. Hadi devam edin. Sen? İyiyim sen. Değil. Bana bırakma. Bırakıyorum. Hayır bırakma. Arsel hadi. Hayır bırakma. Arsel hadi. Yok, İdil sen de devam. Hadi Arsel. Ben bırakacağım, bırakma. Tamam, bırak. Gücüm bitince söyle. Ya bırakma diyorum. Liderlik mücadelesinde başa baş kalan ikilinin arasında geçen bir diyalog tehlike çanlarının duyulmasına neden oldu. Bırakacağım ben şimdi. Arsel. Sakın bırakma. Bırakıyorum. Arsel hayır. Tutun. Bırakıyorum. Hayır. Arsel. Bırakacağım be. Hayır. İstemiyorum lider olmak. Hayır tutun. Arsel'le şeyi düşün. Ben bırakıyorum. Hadi. Aynı anda bırakalım. Sibel'i. Ben bırakıyorum. İdil de bırakıyorum diyor, bırakmıyor yalnız he. Bırakıyor muyuz? Bir dakika bırakalım mı? Arsel haydi İdil. Aynen, tamam, üçe karşıyız. Bir. Anlaşarak bırakanı eleme listesine alırım. İdil. Bırakıyorum ben. Bırakma. Bırak. Tamam bırakma. Onların bir anda gitti.
insan sevdiği için fedakarlık edermiş. Bana bırakma. Bırakıyorum. Hayır, bırakma. Gerçekten kendimden daha çok sevinirdim o kazansaydı da. Ki bunu burada herkes biliyor. İdil, tebrik ederim. Teşekkürler. Big Brother Türkiye'de 10. haftanın lideri sen oldun. Şimdi liderlik kolyesini takabilirsin. İdil amacına ulaştığını düşünüyordu. Ancak ikili Big Brother'ın uyarısını dikkate almayarak büyük bir hata yaptıklarının farkında değildi. Arsel, uyarımı dikkate almadan İdil'i lider yapmak için bilerek görevi bıraktın. Bu yüzden eleme listesindeki 4. isim sen oldun. Nasıl ya? Ev halkı, bu hafta eleme listesini tamamlamak için isim vermenize gerek kalmadı. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne saçmalık ya? İdil, Arsel'in dokunulmazlığı almasını isterken onu eleme listesine sokmuştu. İdil büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Aldığım liderlik de açıkçası beni çok 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 mutlu edemedi. Yarıda kaldı. İstemiyorum kolyenizi falan da. Kim takıyorsa taksın, takmayacağım. İdil, liderlik kolyesini boynuna tak ve arkadaşlarını toplayıp eve götür. Takmıyorum. Hadi, hadi. Lütfen, hadi, yok, rica ederim. Yok. Kalkar mısın? Hadi. Hadi. Takmıyorum. Hayır, lütfen. Hadi, lütfen. Hadi. Hadi, kalk. Ev halkı yeni ve gönülsüz liderleri İdil'le birlikte zorlu bir görevin ardından eve döndü.